Harry Potter arkadaşlarını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdı. Snape'in anılarını izledikten sonra yapması gereken şeyden emindi. Arkadaşları için kendini feda etmesi gerekiyordu. Potter Kafaya hoş geldiniz. Ben Ekin. Bugün size çok ilginç ve acayip mantıklı bir teoriden bahsedeceğim. Bu teoriye göre diriltme taşı Harry'ye onu öldürmek için verildi. Neyse çok uzatmadan hadi teoriye geçelim. 1. Dumbledore neyi neden bıraktı? Bildiğiniz gibi Dumbledore öldükten sonra altın üçlünün her birine birer eşya bıraktı. Ronald Billius Weasley'e püfürünü, Hermione Jean Granger'a Ozan Beedle'ın hikayelerini ve Harry James Potter'a ilk Quidditch maçında yakaladığı Sinch'i bıraktı. Bu hediyeler ilk başta Dumbledore'dan altın üçlüye tatlı birer hediye gibi gözükse de daha sonra işlerin tam olarak öyle olmadığını anladık. Dumbledore hepsini bir amaç için vermişti. Ron arkadaşlarıyla ayrı düştükleri zaman püfürü kullanarak geri dönüş yolunu bulmuştu. Hermione, Ozan Beedle'ın hikayeleriyle Voldemort'un mürver asanın peşinde olduğunu anlamıştı. Harry ise Sinch'in içinden diriltme taşını bularak... Bir dakika ya, Harry'nin diriltme taşına ihtiyacı var mıydı ki? Nasıl bir yardım olabilirdi ki diriltme taşının? Aslında bu sorudan önce daha önemli bir soru var. Ölüm neden insanları diriltebilecek bir taş versin ki? 2. Diriltme taşı aslında ne işe yarıyor? Teori de işte burada başlıyor. Hatırlarsanız ölüm, üç kardeşin köprüden geçmesine izin verdiğinde kurnazlık yapıp onlara buldukları çözümden dolayı bir ödül hakkı verdiğini söylüyor. Sadece en küçük kardeşin isteğini pek hoşnut olmadan yerine getiriyor. Bunun nedeni görünmezlik pelerininin ona kendinden kaçma şansını tanıması. Büyük kardeş en güçlü asayı istediğinde ölüm ona mürver asayı seve seve veriyor. Çünkü asanın ona ölümü getireceğini biliyor. Ortanca kardeş sevdiğinin geri gelmesini istediğinde de diriltme taşını ona sorunsuzca veriyor. Ama bu çok ilginç değil mi? Yani tamam, diriltme taşı ortanca kardeş için ölümü getirdi. Ancak ölüm bundan nasıl emin olabilirdi ki? Teoriye göre bu taş aslında kişiyi ölüme çağırıyor. Taşı kullanınca görünen kişiler aslında kendileri değil. Sadece diriltme taşının yarattığı görüntüleri. Tıpkı kilit aynasında da olduğu gibi. Harry orada ailesini görse de gerçekten orada değillerdi. Diriltme taşında da aslında o şekilde. Muhtemelen ortanca kardeşin gördüğü kadın aşık olduğu kadın değil, sadece görüntüsüydü. Ve birlikte olmalarının tek gerçek yolunun intihar etmesi olduğu konusunda onu ikna etti. Bütün bunların kanıtı ise aslında hepimizin yakından bildiği bir sahne. Harry'nin diriltme taşını kullandığı sahne. Harry ölüme giderken diriltme taşını kullandığında Lupin, Sirius, James ve hatta Lily bile onu hiç tereddüt etmeden ölüme çağırıyor. İşte teorinin dayandığı nokta bu. Hepsinin gönül rahatlığı ile onu ölüme çağırması pek onlardan beklenebilecek bir davranış değil. Diriltme taşı Harry'nin ölmesi için onu ikna edebilecek kişileri, yani kalbindeki kişileri gösterip onu ölüme çağırdı. Ölmek için onu cesaretlendirdi. Sonuçta Harry de ölmekten korkuyordu. Mesela şu sözleri hatırlarsınız. Does it hurt? Dying. Quicker than falling asleep. Elbette Harry'nin arkadaşları ve sevdikleri için yapmayacağı bir şey yoktu. Ancak böyle bir durum hiç kimse için kolay olamaz. Bu son konuşmanın ölüme giden yolda Harry'yi motive ettiği açık. Dumbledore da Harry'nin ölüme gideceğinden emin olmak istiyordu. So when the time comes, the boy must die. Yes. He must die. Harry'e diriltme taşını işte bu yüzden verdi. Diriltme taşı Harry'nin sevdiklerini geri getirmeyecekti. Sevdiklerinin onu ölüme götürecek görüntülerini yaratacaktı. Ancak Harry bunu bilmediği için ölümü daha çabuk kabullenecekti. Ayrıca bu teori hepimizin bildiği Dumbledore aslında ölüm teorisiyle de uyuşuyor. Bilmiyorum, bana çok mantıklı geldi. Sonuçta Dumbledore akıllı adamdı. Harry'nin zamanı geldiğinde ölüme gideceğinden emin olmak istemesi çok normal. Pek çok Harry Potter teorisi var ama bu aklıma en çok yatanlardan. Bu yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Peki siz bu teoriye katılıyor musunuz? Kendi düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Potter Kafa ailesine katılmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz Potter Kafalar.